Aspiglia ilerleyen yaşına rağmen kara gümrük formasıyla sergilediği performansla futbol severlerin beğenisini kazandı. Fenerbahçe'yle de adı anılıyor. Nasıl bir transfer operasyonu olur? İyi bir oyuncu. İyi bir sezon geçirdi bu sene baktığımız zaman. Kaliteli, tecrübeli bir oyuncu. Fakat Fenerbahçe'ye ne kadar katkı yapabilir? Bu tabii ki soru işareti olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı bölgede ona benzer oyuncular da var. Evet. Bence bunu tabii ki eğer transfer olsa zaman gösterecek ama bence Fenerbahçe'nin daha fazla önceliklerinin olduğunu düşünüyorum. Eğer onları tamamlayabilirse Fenerbahçe, o bölgelere öncelikli yapar, transfer yapabilirse daha da hazır olabilir. Çünkü bu sezona baktığımız zaman nerede eksikleri var bence çok net şekilde belli olduğunu düşünüyorum. Evet, Biglia kötü bir oyuncu değil. Gelirse alternatif olabilir. Oynayabilir de zaman zaman da formda olduğu zaman da ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin öncelikleri başkaları olması lazım diye düşünüyorum. Hangi bölgeler olmalı? Ya bence Fenerbahçe'ye bir tane stoper lazım. İyi tecrübeli bir stoper lazım. Hı hı. Bence bek olarak da lazım. Yani hem sağ hem, hem sol. Hem sağ hem sol olarak da bakılması lazım diye düşünüyorum. Tabii ki çok iyi bir santrafor lazım. Sadece gol atacak değil. Tabii gol atacak ilk başta ama takım oyununa da katkıda olabilecek. Takım oyunu yapabilir. Lider bir santrafor olması lazım. Arkası dönük oynayabilen. Çünkü eğer Mesut'un falan da iyileştiğini düşündüğümüz zaman Sosa gibi, Mesut gibi, işte Pelkas gibi oyuncular olduğu için İrfan Can gibi. Bunlara arkası dönük stoperlere karşı hem onlara boğuşabilen hem orta sahadaki oyunculara 2'ye 1 yapabilen, Berkaç yapabilen, bunları golü hazırlayabilen bir iyi bir santrafor olduğu zaman Fenerbahçe'nin bence çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bir kanat oyuncusu ihtiyacı var mı acaba? Ya o bölgede bence çok oyuncu var ama performansları yani soru işaretleriyle dolu. Bence İrfan ligin sonuna doğru o bölgede oynadı mesela. Sağ önde oynadı. Bence faydalı olduğunu düşünüyorum. Hani şimdi Beşiktaş'a örnek veriyoruz. Ceza mesela. Yılın oyuncusu diyebiliriz. Bu sezonun oyuncusu. Evet. Aynı bölgede oynuyor. Hemen hemen aynı özellikteler. Bence İrfan Can fizik olarak biraz daha diri. Daha özverili olması lazım. Doğru yerde topla buluşup içeri girip bu sezon yaptı. Attığı goller, ya attırdığı goller falan. Bence faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani o bölgelerde Fenerbahçe'nin alternatif var. Ama iyi bir santrafor olursa, iyi bir stoper olursa, bir de alternatif olarak beklere bir oyuncu bulabilirse Fenerbahçe eksiğini gidermiş olur diye düşünüyorum. Biglia'yı beğeniyor musunuz Mehmet Ayan? Tam ona bakıyordum. 15 Ağustos 2007. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Anderlecht'te oynuyor. Ben o maçı radyodan anlatmıştım. Yani Fenerbahçe maçı 1-0 kazandı. Dur gol ikmatmış ona bakayım. Alex attı 32. dakikada. Abi bir oyuncu var. Şimdi radyodan off tip anlatıyoruz ya ekranda. Ya adam neredeyse ekrandan çıkmıyor. Alıyor, veriyor, gidiyor, geliyor. Çok iyiydi evet. Lucas Biglia ve ben o gün yani o güne kadar bir maç yayında anlattığım en kaliteli oyunculardan bir tanesi olarak gözüme çarpmış. Ve o gün bugündür de hep böyle sevgiyle, ilgiyle takip ettiğim kalitesiyle, klasıyla ilgili cümle kurmayacağım bir oyuncu. Ve fakat 30 Ocak 1996 doğumlu. 35 bitti, 36'dan 4 ay aldı. 36'dan 4 ay aldı. Şimdi İbrahim'in sözünü ettiği gibi, senin önceliğin neredeyse 10 tane birbirine yakın eşdeğerde, Gustavo ve Sosa'yı da katarak söylüyorum, oyuncun bulunduğu yerde Biglia mıdır? Ayrıca güvenilir kaynaklardan bana gelen bilgiler, Trabzonspor'un daha bu konuda istekli olduğu, Fenerbahçe'nin daha geride belki de hiç ilgisinin olmadığını söyleyen de var ama ben gene ihtiyat konuşayım. Trabzonspor'un bu konuda daha istekli olduğu yönde. Trabzonspor için de doğru seçim değil. Fenerbahçe için de doğru seçim değil. Biglia Karagümrük'te yapacağını yapar eyvallah. Biglia Karagümrük'ü alır taşır eyvallah. Hatta ben Şenol Hoca ayrıldıktan sonra takımın başına Biglia bile gelebilir diyenlerdenim. Ama Fenerbahçe seviyesi böyle zorluk derecesi yüksek ve beklentilerin büyük olduğu bir sezonda 36. yaşından 4 ay alan bir oyuncuya bonservise bonservissiz minimum 1 milyon euro maaş vermek yani hiçbirim aklımın alacağı şeyler değil. Lucas Biglia'nın yaşla işi yoktur doğru ama Fenerbahçe'de oynayacağız. Karagümrük'te idare edersin. Fenerbahçe'de edemeyebilirsin. Edemezsin. Bak bu sene seyirci var. Dolayısıyla bu kadar değerli ve kıymetli bir oyuncu için de bilmiyorum. Ben Biglia yaşında doğru bir tercih olacağını düşünmüyorum. O tabii ister. Fenerbahçe'de ister ama 36. yaşından 4 ay almış bir adamdır. Ben çok böyle güçlü bir şekilde Fenerbahçe'ye gelmesi taraftarı değilim. Trabzonspor istiyormuş. Trabzonspor için de doğru tercih olduğunu düşünmüyorum. Orta alandaki oyunculara baktığımızda Emre Belözoğlu pas oyununa en yatkın isimleri tercih etti. Gustavo biraz da
dışarıda kaldı. Onu yeni dönemde acaba Emre Belözoğlu kullanmayı düşünür mü? Eğer tabii takımın başında Emre Hoca devam ederse. Evet. Ya tabii ki dediğiniz gibi Emre Hoca kalırsa onu bilemiyoruz şimdilik ama geldiğinde baktığımız zaman 1-2 maç oynadı sanırım Gustavo'yu. Hı hı. Sonrasında yedek kulübesini aldığını. 2 maçtan sonra zaten formasyonu değiştirdi. Evet. Yedek kulübesini aldığını görüyoruz ama şimdi Emre Belözoğlu ligin başına itibaren tribünde. Tribünden daha net görürsünüz, daha iyi analiz yaparsınız. Bence o zamanlar bir fikirle gelmesi lazım. Kafasında bir fikir oluşup onunla gelmesi lazımdı. Şimdi Gustavo geçen yıla baktığımız zaman çok fazla övülen, sevilen, hani iyi analiz ettiğiniz zaman, iyi irdelediğiniz zaman aslında çok fayda iş yapmayan bir oyuncu benim bakış açıma göre. Ama hı hı. Fenerbahçe taraftarı hep fazla destekleyen, en başta destekleyen oyunculardan bir tanesiydi. Medyaya da kat. Medya da aynı ben şekilde. Ben kendime evet. katıyorum, evet. biz de dahil. Ben zaten bunu anlayamıyorum bizim ülkemizde mesela. 3-5 tane yorumcu veya işte gazeteci kimse bir futbolcu hakkında böyle bir algı oluşursa bu sezon boyunca belki de gidebiliyor. Evet. Ama dediğim biraz önce dediğim gibi teknik bir analiz yaptığınız zaman oyuncunun çok faydalı olmadığını düşünüyorum. Yani şöyle tabii ki özverili bir oyuncu elinden geleni yapmaya çalışıyor ama ne stoperlere çok fazla yardım edebildi. Onlara mesela Josef'in yaptığı gibi Beşiktaş'ta. Ne temposunu çok yükseltebildi, onları ne rahatlatabildi, ne de top ayağındayken servis yapabilen, oyunu kurabilen bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Bence onun yerine Sosa'yla daha forma girmiş olsaydı, Sosa'yı belli bir noktaya getirmiş olsaydı, bence Sosa, dediğin gibi Sosa'nın da yaşı var. Sanırım 35 yaşında bildiğim evet. kadarıyla. Sosa 85'li, Biglia'dan da büyük. Evet. Ama ona rağmen temposunu ortaya koydu. Hem oyunu iki yönlü oynamaya çalışan bir oyuncuydu. Zaman zaman çok işler yaptı ileri olarak. Defansif anlamda da bence özverili oynadığını düşünüyorum. Hani Gustavo yerinde Sosa'nın üzerinde durulup daha fazla performansını yukarı çekmiş olsaydı Fenerbahçe daha farklı bir yerde olabilirdi. Ama İbrahim onu yapmak için hoca bakışı önemli. Şimdi Erol Hoca, bilmiyorum sen bizden daha yakın tanıyorsundur. Erol Hoca'nın o futbol ideolojisinde illa bir Gustavo türü adama yer vardır. Çünkü onun haklı olarak daha sağlamcı ve belli bir Alman disiplini içerisinden gelen sağlamcı oyun anlayışında Gustavo türü adamlara yer vardır. Fakat sözünü ettiğin gibi Emre Belözoğlu yukarıdan gördü geldi ve iki karşılaşma sonra bu takım neredeyse Valencia dahil 6 orta sahayla oynar dedi ve döndü 6 orta sahayla oynamaya başladı. Bu teknik direktörlerin kendi fikriyatıyla ilişkili bir şey. Dolayısıyla orada Erol Hoca kalsaydı inan ki Emre Hoca'nın oynatmış olduğu o altılı bolo oyunculu orta sahayı Sosa dahil göremezdik. Nitekim Erol Hoca'da da zaman zaman görememiştik. Ligde belki dördüncü bitirirdi. Bilmiyorum. Yani. Ama Gustavo konusunda İbrahim şöyle haklı. Ben kendim de katarak söylüyorum. Hepimiz Fenerbahçe Galatasaray maçından önce bas bas bağırdık. Gustavo yok Fenerbahçe ne yapacak? Gustavo yok Fenerbahçe ne yapacak? Bağırdık. Hep kendim de katarak söylüyorum. Ama burada Erol Hoca'nın oyunu onu bize söyletiyordu. Sonra Emre Belözoğlu ile gelen o 10 maçlık periyotta dedik ki ya oluyormuş Gustavo'suz da. Ancak onu Emre Belözoğlu yaptı. Erol Hoca kalsa biz gene söylerdik Gustavo'nun oyun anlayışı ideolojisiyle ilişkili olarak. Aslında sezonun en dikkat çeken teknik direktör dokunuşlarından biriydi Emre Belözoğlu'nun o formasyonu, oyuncuları değiştirerek daha farklı bir seviyeye getirmiş olması. Teknik direktör olarak bir bakış açısı olduğunu kanıtladı diyebilir miyiz? Şöyle diyebiliriz. Bak Emre Hoca dışarıdan gelmiş olsaydı derdi ki evet yani belki tanıması lazım, bir bakması lazım oyuncuları. Hani sahada görmesi lazım, maçta görmesi lazım ama sen zaten sezon başından itibaren takımın başındasın. Hemen mi yapmalıydın? Tribündesin. Tabii ki bir fikrin oluşması lazım artık. Belki de oluştu ama denemek istemiş olabilir. Denemek istemiş, şans vermek istemiş olabilir mevcut oyuncu grubuna. Daha çok 11 oynayan formata belki şans tanımak istemiş olabilir. Olabilir. Belki kendisi oradan gelip yönetip bir de kendinin yani yedek kulübesindeyken evet. görmek istemiştir ama sonuçta bir formasyon değişikliği oldu. Sürekli oynayan oyunculardan radikal bir karar alarak evet. başka oyuncuları oynattı. Bence faydalı da olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani büyük takımların oyun anlayışı top kendi olması lazım. Eğer kendinizde olduğu zaman o ceza sahasının üzerine oyunu kurmanız gerekiyor. Üç büyük takımdan bir tanesi Fenerbahçe. Türkiye'nin büyük takımlarından bir tanesi. Orada oynadığı zaman denemelerin daha fazla yapması lazım. Daha fazla şut atabilir, daha fazla ara pası atabilir, daha fazla orta yapabilir.